Selamlar dostlarım. Birkaç gün önce Among Us hakkında basit bir video paylaşmıştım. O videoda oyunun bir anda yükselen popülerliği üzerine konuşmuştuk. Şimdi ise biraz daha enteresan bir konudan bahsedeceğiz. Among Us'ta karşılaştığımız 10 tipik oyuncuyu ele alacağız. Oyun popülerliğini hala sürdürüyor. Henüz ben de sıkılmış değilim oyundan ve internet aleminde de ilginin pek azaldığı söylenemez. Arkadaşlarımla oynadığım oyunlardan ve izlediğim bazı yayıncılardan yola çıkarak oluşturduğum listeyi şimdi hep beraber gözden geçireceğiz. Siz de belki listede kendinizi bulabilirsiniz. Ayrıca sizin de eklemek istediğiniz tipler olabilir. Bunları da lütfen yorumlarda yazın. Şimdi hazırsanız başlayalım. Bu kategoride hepimiz bir kere bulunmuşuzdur en azından. Yani kendim için söyleyeyim, oyunda başlarda acemilik çekmiştim. Başka oyunlarda da ilk oynadığınızda hatalı oynayabiliyorsunuz. Eğer takımlı bir oyunsa takımınıza zarar da verebiliyorsunuz. Ama Among Us için bu durum çok daha fazla geçerli. Çünkü gerçekten öğrenilmesi o kadar da basit olmayan bir oyun. Oyunun içindeki en basit olay olan görevleri bile yaparken geciktiğinizde üzerinize gereksiz şüphe toplayabiliyorsunuz. Luk abi... Yaptı dedim. Yaptım! Haluk. Haluk ne olur yapmadım de. Yapmadım! Yaptım mı yapmadım bilmiyorum ben. Haritadaki yerlerin isimlerini başta bilmediğiniz için yine zorluk çekiyorsunuz. Oyun davranış yönetimi bazlı bir oyun. Bu yüzden daha yeni olanlar oylama yaparken anormal tepkiler verip yine üzerlerine şüphe çekebiliyorlar. Birçok açıdan dezavantajı var yani. Bu oyuncunun çoğu zaman etliye sütlüye karışmamasını da fark edebilirsiniz. Herkes bir şeyler yaparken o kafasına göre takılır çünkü oyunu daha öğrenme aşamasındadır. Şimdi sıradaki oyuncu tipimize geçelim. Bu arkadaş oyunu artık çözmüş diyebiliriz. Oyunu bir süre oynayan herkes harita üzerindeki yerlerin ismini bilebilir. Ama bu oyuncu tipi artık haritayı yalamış yutmuştur. 3 tane harita var, bazıları hepsini birden ezbere biliyor. Tabi bu ezber onlara büyük kolaylık da sağlıyor. Öncelikle kendileri impostersa detaylı yalan uydurarak şüpheleri üzerlerinden savabiliyorlar. Diğer taraftan masum taraftaysalar imposterın kendini savunurken söylediği yalanları yakalayabiliyorlar. Eğer report ederlerse de en detaylı infoyu bu arkadaşlar veriyor. Oyuncuların hepsi haritayı çok iyi bilirse oynanan oyun çok daha zevkli bir hale geliyor. Daha çekişmeli oluyor. Ezberlemesi çok zor değil aslında. Önceden öldüğünüz oyunlarda haritada gezerken bir yandan ezberleyebilirsiniz. En azından ilk haritayı ezberlemek çok da zor değil bence. Hadi bakayım. Bırak palavrayı. Sen bırak palavrayı. Sen döneksin. Sensin döneksin. Döneksin. Sen sıkı yönetim mahkemelerinde çıkıp dönekliğini ilan etmedin mi? Sen ne dedin? Sen evet. Bu arkadaşlarda genel özellik çok şüpheci olmaları. Öyle ki oyun boyunca kimseyi suçlayamazlar. Herkes imposter olabilir. Kendilerinden bile şüphe etseler şaşırmam. Bu oyuncu tipi genellikle çekingen davranır. Ancak şunu unutmamalı ki oyunun püf noktası aslında risk alabilmek. En iyi oyuncu modeli bence sürekli risk alanlar ve çeşitli sebeplerle başka oyunculara suçlama yöneltebilenler. Oyunculardan herhangi birine suçlama yöneltmek etkili bir taktik aslında. Çünkü bu suçlamaya verdiği davranışsal tepki de sizin onun hakkında ipucu toplamanıza yardımcı oluyor. Ama bahsettiğimiz bu oyuncu tipi pasif bir tutum sergiliyor ve kimin imposter olduğuna dair uzun uzadıya şüphe geçiriyor aklından. Online oyunlardan herhangi birisi popülerleştiği zaman tahmin edin ne oluyor? Beraberinde kanser kitle de yetiştiriyor. Bu karşı konulmaz bir şey. Sadece Türkiye değil dünyanın her yerinde böyle. Among Us'ta da diğer arkadaşlarınızla oynamıyorsanız oyun içinde hile yapan birçok kişiyle karşılaşabilirsiniz. Bu hile ne olabilir peki? Benim bildiğim bir eklenti veya cheat code tarzı bir şey yok. Ama bunlara gerek yok zaten. Oyun hileye son derece açık. Oyun içinde 2 ya da 3 kişi anlaşıp oynarsa tüm oyun mahvolur zaten. Bu tarz gruplaşmalar olabiliyor bazen ve oyunun gerçekten tadı kaçıyor. Bu tarz hilelerin dışında oyun içi kullanılan trikler için aynısı geçerli değil bu arada. Sonuçta oyun en güzel hile yapanın kazandığı bir oyun. Bu yüzden oyun içinde trikleri ve kısa yolları kullananlar bu kategoride değil. Bu numara daha çok oyun bozucu velet kitleyi temsil ediyor. İkna etmenin en iyi yolu nedir? Yemin etmek mi? Eğer böyle düşünüyorsanız siz de sürekli yemin eden kategorisinde olabilirsiniz.
oyunda yemini bir araç olarak kullanmak bana çok mantıklı gelmiyor açıkçası. Sonuçta yemin etmeye başlayan birisi aslında kanıtlama yolundan kaçıyor. Oyunun asıl belirleyici olan noktasını kesip atıyor. Esasında amaç en mantıklı savunmayı yapabilmek. Ama bu arkadaşlar sürekli ama sürekli yemin ediyorlar. Kimi zaman impostor olmadıklarına, kimi zaman da başka birinin impostor olduğuna dair. Bir de benim oynadığım oyunlarda yalan yere de yemin eden kişiler gördüm. Yani en azından dürüst olsa bir şey demeyeceğim. Yabancılarla oyuna girdiğinizde de bu tipleri chatte sürekli "I swear, I swear" diye yazarken görebilirsiniz. Kanıt sunmak yerine sürekli Allah, kitap, namus, her şey üzerine yemin ediyorsanız bu oyuncu tipi siz olabilirsiniz. Sıradaki oyuncuya başka bir isim verirsek tek atıcı diyebiliriz. Sezgileri kuvvetli, iyi bir gözlemci ve dikkatli oyuncu olmaları bu tiplerin en önemli özellikleri. Oyun başlar ve bu oyuncumuz direktman yapıştırır şüphelileri ve tüm diğer oyuncular olarak pek kulak vermeyebilirsiniz bu arkadaşa. Sonuçta oyunun başlarında tahmin etmek o kadar da kolay bir şey değildir. Sonrasında tabii imposterların ilk hedefi bu arkadaş olur. Ben de imposter olsam yani ilk başta uyananları öldürmek isterim. Bu yüzden oyunun başında çok iyi tahmininiz olsa bile dikkatli olmak gerek. Bazen daha başından doğru tahmin eden bu arkadaşlara kimse inanmaz ve imposterlar sona kadar devam eder. Sonrasında tabii kahin oyuncu isyan eder tüm ekibe. Oyunu iyi oynamanın iki yönü var. Bunlardan birisi daha çok haritayla ve doğru zamanda doğru yerde bulunmayla alakalı, diğeri ise sosyal kısımda, yani ikna ve sezgi yeteneğinin devreye girdiği zamanlar. Kahin daha çok sezgisi kuvvetli olan oyuncu olarak gözümüze çarpıyor. Hilecilerden sonraki en uyuz tip diyebiliriz belki de. Among Us aslında sesli chat özelliği bulundurmuyor. Bu yüzden oyuncular Discord gibi ek uygulamalar kullanıyorlar. Daha eğlenceli oyun olması açısından. Gerçekten de öyle, sadece yazıyla tartışılsa pek eğlenceli olacağını düşünmüyorum ben de. Among Us oyuna getireceği güncellemede sesli konuşma özelliği getirse aslında bence pek mantıklı olur. Tamam, konuşma bu açıdan iyi dediğimiz gibi. Yani ek uygulama falan kullanıyoruz bunun için ama bazı arkadaşlar konuşma olayını bayağı abartıyor ve diğer oyuncuları bastıracak derecede fazla konuşuyorlar. İsmi geçsin ya da geçmesin sürekli konuşarak bazen dikkatin de dağılmasına sebep oluyorlar. Bu oyuncular oyunda aktif olmayı seven tipler genelde. Hevesli olmaları iyi tabii ki ama bazen gerçekten bunaltıcı olabiliyorlar. Masum oldukları zaman sadece görev yapan ve büyük ihtimalle görev yaparken de öldürülen oyuncular bu kategoride. Bu oyuncular memur gibi sadece görevlerini yaparlar ve bunun haricinde oyuna fazla katkıda bulunmazlar. Tartışma sırasında da yönlendirilmeye yatkın olurlar. Bu yüzden imposter'ın en sevdiği oyuncu tipidir. Bu oyuncu tipi dalgınlığıyla ön plana çıkar. Oyun içinde mikrofonu açık tutarak kendini ele verebilir ya da hiç olmadık yerde pot kırıp her şeyi mahvedebilir. Sakarlığıyla veya dalgınlığıyla oyun içinde mikrofon açan arkadaşları bu gruba dahil edebiliriz. Öldürmekten çok korktuğu için oyun içinde hiç yalnız kalamayan oyunculardır. Sürekli grup halinde gezerler. Kendilerini birisinin takip edip etmediği üzerine sürekli şüphe duyarlar. Bir odada kimseyle tek kalmamaya çalışırlar. Genelde herkes nereye giderse onlar da oraya gider. Aslında yaptıkları bir bakımdan da doğrudur. Evet dostlar, videomuzun sonuna geldik. Among Us hakkında daha fazla video hazırlar mıyım bilmiyorum. Ama bunu yapmak içimden geldi. Umarım beğenmişsinizdir. Bu ay içerisinde çok farklı kategorilerden farklı videolar gelecek. Takipte kalın ve videolarımızı kaçırmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.